Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı bugün de çok mutluyuz. Afrika menekşesi ile sizlerle birlikteyiz. Hepimizin çok sevdiği bir model. Ben çok seviyorum. Rengarenk kombine edip değişik değişik sıralamalar yaparak ördüğümüz bir model. Battaniyelerde, bebek battaniyelerinde, büyük battaniyelerinde ya da her yerde çanta yapımında rahatlıkla kullanabileceğimiz severek de öreceğimiz bir model. Modelimizi görmüş olduğunuz gibi bu renkleri kullandım. Sarım var, morum var, yeşilim ve beyazım. Beyaz temel renk olarak kullandım. Temel rengi dilediğiniz herhangi bir renk olarak da seçebilirsiniz. Tabii ki diğer renklerimizi de öyle. 3 üç tane rengimiz ve bir tane de temel renkten oluşmakta. Afrika menekşemiz. Buradaki sıralamayı tamamen bütün motiflerde aynı kullanabileceğimiz gibi kullandığımız motifleri burada olduğu gibi yerlerini değiştirerek de bir renk ve ahenk katabiliriz. Tamamen zevkimize ya da nasıl yapmak istiyorsak ona bağlı olarak da değişebilir. Şimdi menekşemizi şöyle bir tarif etmek istiyorum. Hemen 5 tane zincir çekerek başlayacağız. Birinci rengimize 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan 1 zincir olmak üzere 8 tane trabzanımızı çekeceğiz. İpimizi kestikten sonra şöyle bir makas da lazım yanımızda sürekli kullanabileceğimiz. İkinci sırası olan diğer rengi geçiyoruz. Burada 3 tane trabzan 1 zincir 3 trabzan şeklinde bütün sıramızı dolaşacağız. Diğer sıramıza gelince 2 trabzan bir zincir iki trabzan araya zincir çekmiyoruz iki trabzan bir zincir iki trabzan yeşilimizin ilk sırasını şu şekilde dolaşıyoruz yeşilimizi iki sıra olarak dolaşacağız ikinci sırasında ise trabzanımızın içine girerek yedi tane trabzan yedi trabzan yedi trabzan olarak bu sıramızı da tamamlayacağız bir iki üç dördüncü sıramızı da beşinci sıramızda ortada kullandığımız ipi kullan kullandığımız zaman çok daha güzel gösterişi ve şık oluyor. Ee, resim yaparken çocuklar ya da bizler ben kendim de çok yapardım. Ee, resmin çizdiğim resmin kenarını özellikle siyah ya da koyu bir şeyle belirtirdim ya kendi tonuyla. Burada da aynı bu şekilde kontur kullandık. Kenarını işaretleyerek iyice bir belirginleştirdik ve buradaki görmüş olduğumuz sarımızdan yeşilimizin alt sırasına kadar da inerek daha bir belirgin hale getirdik. Bu kısmı da tamamladıktan sonra kenarlarımızı kullanacağımız ana renk. Modelimizde hangi ana rengi tercih ediyorsak battaniyemizde ya da örtülerimizde o rengimizde en son örerek bitiriyoruz ve bütün motiflerimizi bitirdikten sonra birbirlerine birleştiriyoruz. Birleştirme işlemini dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Biz bir bir çeşidi hemen modelimizin sonunda birleştirmeyi de göstereceğiz. Şu aradan tamamladıktan sonra motiflerimizi birleştirme işlemini de yaparak bitirelim. Şimdi modelimize geçelim. Kısaca bir modelimizi tanıdıktan sonra ben e, kar topunu one kullanıyorum. Şöyle biraz motifimin bir ölçüsünü de vermek istiyorum. Bu ölçüsü bakın kullandığım ip 12 santim diyelim. Bakınız 10, 12 santim. 12 santim. Bakın 12 12 santim. Sıcık bir sızıntı var. Bu da önemli değil. 3,5 numara tığ kullandım. kartopunun baby one olduğu için ipim battaniyede düşünecek olursak gayet de güzel yumuşacık olur. tabi koton ipler de kullanabilirsiniz. Nasıl tercih edersiniz tamamen kendi zevkimizi veya kullanım alanımıza göre değişebilecektir. Biz 3,5 numara tığımızla ve kartopu baby one'la örmeye başlayalım. Şöyle de bir göstereyim yine. 3,5 olarak başlıyorum. Diğer iplerimiz e, koton ya da ince iplerden ise bebek iplerinin de ince yünlerden e, daha küçük numarada şişler kullanırsınız. Hemen başlayalım. Zincirimizi çekmeye 1, 2, 3 4 5. 5 tane zincirimi çektim. Sıkıştırmadan çok sıkıştırdığımız zaman bu kez buraya girmesi zor oluyor. Sıkıştırmadan gelip girelim. Bakın şuraya girelim. Alalım şu şekilde. 3 tane de zincirimizi çektikten sonra olabildiğince sıkıştıralım. Artık çünkü orası bize lazım değil. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum aynı yere tekrar batarak bir trabzan daha örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane sadece. Başını doluyorum. Aynı yere tekrar girerek bir trabzanımı örüyorum. Başını doluyorum. Tekrar bir trabzan daha örüyorum. Bir zincir çektim. Tamam. başını doladım. Aynı yere girerek İki trabzanımı ardı ardına örüyorum ve bir zincir çekiyorum her bir ikili trabzanımın arasında sadece bir zincir var tığımın başını doluyorum giriyorum bir ve iki iki trabzanımı çektim bir tane zincir başını doluyorum aynı yere girerek 1 ve 2 1 2 3 4 5 tane trabzanımız oldu şimdi bir zincirimi çekiyorum aynı yere tekrar giriyorum 1 ve ikinci trabzanı yapıyorum 2 trabzan bir zincir başını doluyorum tekrar bakın ipi arkadan dolaşırken elimizle de tutarak gizledik 1 üzerinden geçtik bir zincir başını doluyorum tekrar giriyorum 1 başını doladım girdim iki sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tam 8 tane ikili trabzanı mız olduk bir zincirimi çekiyorum üçüncü zincirin yani 3 çekemiştik ya 3 olarak çektiğimiz zincirin tepesine batarak giriyorum ve bir zincir daha çekiyorum orayı sağlamlaştırıyorum makasımı alıyorum illaki makas yanımızda bulunsun çünkü sürekli renk değiştirirken sıkıntı çekmeyelim kesinlikle de koparmayalım Evet birinci rengimizi bu şekilde hazırlamış olduk şimdi bunu bir sonraki sırada örerken kaybedeceğiz İkinci renk olarak morumu örmek istiyorum. Morumu başlarken şu şekilde bir tane zincirimizi atalım. Bir tane zincir çekin ipinizi. Hiç burada uğraşmaktansa bir zinciri çekelim tığımıza. Tığımda bir zincir bu düğüm yerine geçecek. Bakın şimdi bu ipi yok edeceğiz. Bu ipi yok edeceğimiz için şöyle birazcık geriden başlayalım örmemiz kendi düzenini bir almış olsun ve bunu da rahatlıkla elimizin altına alıp devam edebilelim şimdi hem bunu yok edeceğiz hem bunu yok edeceğimiz için buna biraz zaman tanıyalım buna da sıra gelsin şöyle biraz onun için geriden başlıyorum ve bakın ipimi şu şekilde orta parmağımla tutuyorum ve bir zincir çekmiş oldum herhangi bir yere batıyorum ama dediğim gibi Hemen dibinden başlarsanız burada bir kalınlık boy potluk olur üst üste geldiği için. Zaman tanıyın ipi yok edecek bir belli bir yer olsun. Şu ipimiz alttan biri bitiyor diğeri başlıyor derken hem güzel de bir görüntü olur. 1-2-3 zincirimi çektim arkadan şu şekilde sıkılaştırdım. 3 tane trabzanımı örüyorum ve bakın ipimi arkadan şu şekilde elimle tutuyorum. Dolaştıracağım. 2 ve 3 3 tane trabzanım ördüm şöyle bakalım 3 tane ve 1 zincir tığımın başını doluyorum ipim yeni arkada bakın alıyorum şöyle bakın tabi bu zor oluyorsa kesinlikle uğraşmayın daha sonra geçirebilirsiniz illaken bunlar tamamen pratiktir elimizin alışması gerekir bakın bir zincir daha çekiyorum başını doluyorum diğer yere giriyorum bir zincir çekmiş olduğum yere ve 2 ve 3 diyorum bir tane zincir çekiyorum sıradaki bir zincir çekmiş olduğum alttaki yere giriyorum bakın ipimi halen elimle şu şekilde tutarak alta gizleyerek devam ediyorum başını doladım girdim 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 şöyle bir arkasını çevirmek istiyorum ve bir zincir çekelim ondan sonra bir zincirimi çekiyorum arkasını çevirmek istiyorum bakınız morumuz hemen hemen bitirdik şu kadarcık bir şey kaldı bunu keserek hemen alabiliriz motifimiz bittikten sonra da alabiliriz şimdi motifimizi bitirmeye odaklanalım yeşil ipimizi bu şekilde Elimize yine alıyoruz. Morumuzu bıraktık artık. Yeşilimizi gizlemeye geçiyoruz. Bir zincirimi çekmiştim. Sıradaki yere gelerek batıyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 3 trabzanımı ördüm. Bir zincirimi ilave ettim. Tığımın başını doladım. Bir sonraki yere girdim. Arkada yeşil ipimi halen götürüyorum. Dediğim gibi eğer zorlanırsanız kesinlikle uğraşmayın. Motifimiz bittikten sonra her rengi kendi renginin içerisinde tığımızla kaybedersiniz. Bir zincir çektim. Sıradaki yere girerek batıyorum. Bir, iki ve üç ve bir zincir çekiyorum ve başını doluyorum. Bakın bitirdim neredeyse. Şöyle de çekeyim gelebiliyorsa gelsin. Bir. 2 ve 3 ve 1 zincir ve sıradaki ilk başlamış olduğumuz 1 2 3 zincir çekmiştik. 3. zincir yuvasına giriyorum ve 1 zincir çekerek kesiyorum. Şu şekilde sıkıştırıyorum ve ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İkinci sıramızı da bitirdik. Şimdi geniş olarak yani büyük iki sıra olarak kullanacağım yer sarıyı tercih ediyorum. Şimdi sarımız için başlayalım. Bakın şurada koparmışız ipimizi. Hemen aynı yerden başlamıyoruz. Biraz zaman veriyoruz. Geçiyoruz ileriye doğru. Herhangi bir yerden başlayalım. Şuradan başlamak istiyorum. Tığımızın başını şöyle sıkıştıralım. Orada sıkıştırma bir tane zincir çekelim girelim. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Sıkıştırdım arkasından. Aynı yere batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar gelerek bir trabzan başını doluyorum. Yine bir trabzan daha örüyorum. İkinci kutucuğumuza geçeceğiz. İkinci kutucuğumuza geçerken herhangi bir zincir çekme işlemi yapmıyoruz. Başını doluyoruz. Direk batıyoruz. Bir ve ikinci trabzanımızı örüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum tığımın. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 ve 2 Başını doluyorum. Bakın ikisinin arasında bir zincir var. Başını doluyorum. Tekrar sıramıza batıyorum ve bu şekilde sıramızın başına kadar gelelim. 2 tane trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Arada zincir yok. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan şeklinde bitirelim bu sırayı. Birinci sıramızı bitirdim. Geldim. Bakın 3 tane zincir çekmiş oldum. Birinci trabzanımıza battım. Şimdi geçişimizi yapacağız gizlice. Diğer trabzanın üzerine şu şekilde batırıyoruz. bakacağız yani kayacağız diğer tarafa şu şekilde. Tığımın başına geçirdim. ipimi aldım. İpimi şu şekilde geçiriyorum. Bakınız tığımı ve ikinci trabzan üzerine geldim. Şimdi tekrar ortaya geçmek istiyorum. Tığımın başını bakın geçirdim. Hiç ip falan almadan direkt geçirdim ipimi doladım çıktım ipimi şu şekilde aldım ve kaydırmış oldum bakınız ilmeğimizi kaydırdık yani geçişimizi yaptık şimdi 3 tane zincirimizi çekiyoruz bu bir zincir çekmiş olduğumuz yere geldiğimiz zaman ve doldurmaya başlıyoruz 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane trabzanı dolduralım. Şimdi şu kısmı yapıyoruz. Bakın dolduruyoruz. Arada zincir çekmiyoruz. Direkt başını doluyoruz. Tekrar bir zincir çekmiş olduğum yere 7 tane trabzanımı dolduruyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Araya zincir çekmiyorum. Tekrar bir tane zincir çekmiş olduğum bir aşağıdaki sarının içerisine girerek 7 trabzan dolduruyorum ve sıramın başına kadar hepsinin bütün bir zincir çekmiş olduğum yerlerin içerisine 7'şer şer trabzanımı çekerek başlangıç noktama kadar gelelim. 4 5, 6 ve 7. Diğerine geçeceğim ama şurada buluşalım. Hepsini 7 şer trabzan doldurarak geldim. En son 7. trabzanımı ördüm. Araya zincir çekmeden başlarken 3 tane zincir çekmiştik. Onun 3. sırasındaki zincire batıyoruz. Ve bir zincir çekerek sağlamlaştırıp ve tekrar ipimizi keserek ayırıyoruz. Şu şekilde modelimizin bu kısmını oluşturduk. Modelimizin ortasından hangi renk ortasından hangi renkle başladıysak şu kenarını dolaşma kısmını da bu renk iple yapalım. Başlangıcı şurada görmüş olduğunuz ilk trabzanın tepesindeki şuradaki boşluğun içerisine girerek başlayalım bir tane ipimizi zincirimizi çekelim şu şekilde. Şöyle başlayalım. Şuraya batıyoruz. Bir tane sık iğnemiz oldu. Sırasıyla devam edelim. 2 3 4 5 6 Bu da önemli çünkü bir eksik yerden yaptığınız zaman yukarıdaki birleştirme işleminde sıkıntı çika, çıkabilir. 2, 4, 6, 7 tane sık iğnemiz var. 7 sık iğnemize geldim. Şu aradaki görmüş olduğumuz boşluktayız ve diğer 7 trabzanın olduğu yere geçeceğiz. Şimdi modelimizde yapmış olduğumuz dipten batma kısmını burada yapıyoruz. Tamam. Şimdi tığımızın başını falan dolamıyoruz. Direkt aşağıya batıyoruz. Yukarıya değil aşağıya ilk sarının olduğu yere batıyoruz bakın şu şekilde batıyorum alttan arkadan dolanıyorum ipimi çekip yukarıya doğru geliyorum çok sıkmadan çok da gevşek bırakmadan alıyorum araya bir denge kuruyoruz ve hemen yanındaki hemen bakın hemen şu yanındaki yere girerek bir tane sık iğne batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 bu sayı çok önemli yoksa yukarıda beyazlarda birleştirme işlemini yapamayabiliriz bir tane atlasak epeyce bir sıkıntı oluşturuyor o yüzden sıkıntı çıkmaması için sayalım ya da saymayın dikkat edin şimdi tekrar aşağıya giriyoruz bakın zincirin altından tığımın başını girdiriyorum ipi şu şekilde alıyorum geçirip çekiyorum ve hemen yanındaki yere batıyorum sık iğnelerimin hepsini tamamlayarak devam ediyorum şu an ipimizi tam alalım şu ipimi de saklamak istiyorum şu şekilde birebir girerek bakın ipimi de götürebiliyorum. Götürebiliyorsanız sizler de götürürseniz güzel olacak. Evet, sıramızın başlangıç noktasına kadar bu işlemimizi yaparak gelelim ve üstteki beyaz kısmına geçelim. Şimdi dibe tekrar giriyorum. Bakın tamın başını direkt batırıyorum dolamadan. İpimi alıyorum, çekiyorum yukarıya ve geçiriyorum. Ve hemen yanındaki yerden sık iğnemi örmeye başlıyorum. İşi sıramızın da sonuna geldim. Şimdi sonda şu kısımdan başlamıştık. Bakın ilk trabzanında başlamıştık yedinin. Son trabzanın ördük. Bu aradaki görmüş olduğunuz kısmı birlikte yapalım. Tığımın başını dolamadan direkt batıyorum. Alıyorum ilmeğimi çıkarıyorum ve örüyorum. Başlangıç noktasına gelip şu şekilde batıyorum. Bakın başını çıkarıp bir daha dolamıyorum. Batırmış olduğum ipi yani çekmiş olduğum ipi şu uzun için gerekli olan yerden geçiriyorum. Ve bir zincir çekerek bitiriyorum. Ve bir makas yardımıyla kesiyorum. Bir motifimizin ana bölümünü bu şekilde bitirdik. Şöyle bir görecek olursak bütün renklerimizi değiştire değiştire örelim şöyle. Şimdi beyaz kısmına geçelim. Beyaz kısmından sonra da iki sıra beyaz öreceğiz. Şöyle bir bakalım beyaz kısmımızı. Beyaz kısmımızı örmeye başladığımız yerde şu şekilde başlayacağız. 1, 2, 3, 4 deyip Sık iğne alacağız ve sık iğnelerimizi aldıktan sonra şöyle bir bakacak olursak modelimiz 1, 2, 3, 4, 5 altıgen yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen değil de kare yapacağımız için e mail veriyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. Yukarıya doğru yükseliyoruz. Yani sıfırdan dediğim sık iğne yapıyoruz. Yarım çekiyoruz. 2 çekiyoruz. Üçüncü trabzanımız 3 üç, 3 çekerek örüyoruz. Şimdi isimlerini söylemeyelim. Hemen başını dolayıp çekeceğiz. 2 tane bir başını dolayıp çekeceğiz. 2 başını dolayarak çekelim. Daha sonra 2 zincirimizi öreceğiz. 2 defa başını dolayıp öreceğiz. 2 defa birer dolayıp öreceğiz. Daha sonra sık iğnelerimizi öreceğiz. Her bir sırayı bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 tam bir zincirden diğer zincire 16 tane ilmek oluşturmuş olacağız her bir köşe için. Her bir köşeye yani her bir köşe dediğim şu iki zincir çekeceğimiz bir köşeden diğer iki zincir çekeceğimiz köşeye kadar hepsinde 16 tane batmış olacağız. Gerek sık iğne batalım gerek başını dolayıp bir defa ya da başını dolayıp, iki de, ya da iki defa başını dolayıp örelim. Şimdi bu açıklamayı da yaptıktan sonra elimizi beyaz ipliğimizi alalım. Ya da şu kenardaki birleştirmeyi hangi renkle kullanacaksanız o ipimizi alalım. Ve kenarını dolaşmaya başlayalım. İpimizi kopardığımız yerden kesinlikle başlamıyoruz dediğimiz gibi. Ya daha öncesinden ya da daha şöyle sonrasından da örebilirsiniz. Şöyle bir çekelim diğer renklerimizi. Şöyle ben de alışkanlık daha öncesinden örmeyi seviyorum. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümümüzü burada atıyorum. Şöyle bir bakalım. Şu görmüş olduğumuz uzun çıkıntı bir yer. Yani alttan aldığımız, dipten aldığımız yerin hemen yanına gelerek batıyorum. Birinci sık iğnem oluştu. İkinci sık iğnem oluşturuyorum. Üçüncü sık iğnemi oluşturuyorum ve dördüncü sık iğnemi oluşturuyorum. Kare yapacağımız için hepsini sık iğne yapamayacağımızı söylemiştik. Belli bir meyil vererek yukarıya doğru bakın. Meyil alarak yukarıya doğru çıkıyor ki karemiz tam olsun. Yoksa sarıyı takip edecek olursak bakın yoksa yani aynı sırada gitsek güzel bir e, kare çıkıntısı yapamayacağız. Yani güzelliği sağlayamayacağız. Onun için belli bir sık iğneye gittim. Bakın. Dört tane sık iğnemi gittim. Yukarıya doğru büyüdü. Şu şekilde görecek olursanız yukarıya doğru büyüttüm. Şimdi dört tane sık iğnemi ördükten sonra tığımın başına doluyorum. Sıradakine batıyorum. Çekiyorum. Ve hepsini birlikte alıyorum. Birazcık meyil verdim. Tığımın başını doluyorum. Sıradakine batıyorum. Tırabzan örüyorum. Bir ördüm. Bir daha. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir daha bir defa doluyorum sıradakine batıyorum ve bir bildiğimiz trabzanımızı ördük İki defa tığımın başını doluyorum bakın şu ikisini tek dolamıştık bir dolamıştık hepsini çekmiştik ikisini birer doladık ve birer sefer normal trabzanımız olarak ördük şimdi iki defa tığımın başını doluyorum şu uzun olarak alttan aldığım trabzanın yanındaki yere gelerek batıyorum ve bir 2 ve 3 3 seferde örüyorum. Bu uzun 2 defa başını doladığımız trabzanımızın hemen üzerine 1 ve 2 tane zinciri çekiyorum. Bu 3 tane ya yani 2 defa başını doladığımız yeri 2 defa tekrar başını doluyorum. 2 zincirden sonra hemen şu yanındaki yere de gelerek batıyorum. 1 2 ve 3 köşemizi Mail ilettiriyoruz bakınız şuradaki köşenin ilk temelini atmış olduk. Başını bir defa doluyorum tığımın. Yanındakine batıyorum ve 1 ve 2 ördüm. Bildiğimiz trabzanımızı ördük. Tekrar başını bir defa doladım. 1 ve 2 ördük. Şimdi iki tane başını birer defa dolayarak örmüş olduğum trabzanımın hemen yanına sık iğne örmeye başlıyorum. 1 2 2 3 ve 4 bakın 4 tane sık iğnem ördüm şuradan çıkarken bir tane de yarım olarak yapmıştık iki sıkı iki trabzandan önce bu taraftan giderken yapıyoruz diğer tarafta yapmıyoruz ona dikkat edelim 3 2 2 sık iğne diyoruz Buradan ilk başlangıç köşemizin ilk başlangıç yerinde ise yarım iki tane ikili trabzan bir tane başını iki defa doladığımız trabzanımız şeklinde örüyoruz. Buna dikkat edelim. Püf noktası burasıdır. Bakın başlangıçta şurada almıştık. Burada almadan devam ettik. Burada bir tane iki defa doladığımız iki tane normal trabzanımız ve sık iğnelerimize başladık 1 2 3 4 tane sık iğnemizi oluşturdum 4 sık iğnemi oluşturduktan sonra görmüş olduğum şu kısma başını doluyorum batıyorum buradaki hani çukuru biraz daha yukarıya çıkartmak için bunu da bu şekilde örüyorum hepsini aynı anda alıyorum ve tekrar şuraya geçtim 4 tane sık iğne örüyorum 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi bakın burada da kaç tane yer kaldı? Şurada üçlü 3 üç tane çekeceğiz. ya yani 2 defa doladığımız 1 2 defa doladığımız ve şuraya yarım olarak başını dolayıp gireceğimiz trabzan yeri. Başını doladım ve aldım. Başını bir kere doladım. 1 2 de aldım. Başını doladım bir iki de aldım başını iki defa doladım ve hemen uzun batmış olduğum yere girerek bir iki ve üç defa da ördüm çıkarken yapıyorduk modelimizi ilk köşemiz oluştururken şu küçük yeri diğerinde yapmıyoruz iki zincirimi çekiyorum iki defa tığımın başını doluyorum Şuradaki aşağıdan aldığım ilmeğin hemen yanından girerek 1 2 ve 3 defa da örüyorum. 1 defa başını doluyorum. Sıradaki yere batıyorum. 1 ve 2'li tırabzanımı örüyorum. Başını doluyorum. Yandaki yere batıyorum. 1 ve 2 diyerek örüyorum. 2 tırabzanımdan sonra direkt sık iğne olarak batıyorum alttan da ipi götürüyorum bakın 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemi yaptım tam orta yerdeyim başını doluyorum buraya batıyorum hepsini aynı anda çekiyorum ve tekrar trabzanlarım sık iğnelerimi örüyorum 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemi ördüm yarım batmıştım 4 sık iğne tığımın başını doluyorum sıradaki yere batıyorum aynı anda çekiyorum aşamayı basamağı kuruyorum tığımın başını doluyorum trabzanımı örüyorum 1 başını doluyorum aynen trabzanımı tekrar örüyorum Tığımın başını iki defa doluyorum. Hemen şu görmüş olduğumuz uzunun yanına girerek bir, iki ve üç diyerek örüyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını tekrar iki defa doluyorum. Bu kez şu uzun çekmiş olduğumuz yerin yanına girerek diğer yanına ve başlıyorum bir, iki ve üç. Tığımın başını doluyorum. Bir. 2 bir defa doluyorum 1 2 bakın bu şekilde basamakları kat ederek geliyoruz sayılara mutlaka dikkat edelim şimdi tek tek sık iğnemizi iniyoruz hemen 1 2 3 ve 4 sık iğne Ortadaki görmüş olduğumuz yere bir tane başını doluyoruz ve batıyoruz. Hepsini birlikte alıyoruz ortayı tok tutmak için. Tekrar hemen yanından 1 2 3 ve 4. 4 tane de sık iğnemi çektim. Aynı şekilde devam ediyorum. Başını doluyorum. Yarımımızı bir alıyoruz başını doluyorum sıradaki yere batıyorum trabzanımı örüyorum bir defa başını doluyorum bir defa başını doluyorum tekrar trabzanımı örüyorum iki defa başını doluyorum tığımın hemen uzunun dibine batıyorum 1 2 ve 3 2 zincir başını doluyoruz tığımızın iki defa diğer yanına batıyoruz bakın bütün köşeleri hep birlikte yaptık Kafamız karışmasın diye 2 ve 3. Tığımın başını bir defa doluyorum. Bir trabzanım. Tığımın başını bir defa doluyorum. 1. Şimdi hemen iniyorum aşağıya. 1. 2. 3. Ve 4. Ve başını doluyorum son olarak batıyorum ve şuraya batarak geçiyorum. 3 zincirimi çekiyorum ki 3. Tığımın başını doluyorum. Bütün trabzanlarımın üzerine bire bir batarak devam ediyorum. Bir defa dolamış olduğum trabzan ipimi bakın bir defa doluyorum. Hepsini birebir bir devam ediyorum. Yalnız şu iki zincir çekmiş olduğumuz yere kadar bir gelelim birlikte. Örüyorum bakınız birebir. İki defa başını dolayıp da uzattım ilmeğe geldim. Bu kısma giriyorum. Bir ve iki tane trabzan çekiyorum. Trabzanımı örüyorum. Yine iki zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere yine iki tane trabzanımı örüyorum. Bütün köşelerimi birebir örerek devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk şuradan başlıyorum batmaya. Ve birebir bütün trabzanlarımızı örerek gelelim. Bütün sıraları dolaştım. Geldim. Birebir bütün sık iğnelerimizin üzerine batarak geldik. Bakın kendisini çok güzel gösterdi. Beyaz yerine dilediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. İçindeki renklerle uyumlu olan sevdiğiniz ya da çocuklarınızın sevdiği e, gençlerin yatak örtüsü olarak da çok güzel oluyor genç kardeşlerimizi. Şimdi en son yeri birleştirmeye geldim. 3 tane zincir çekmiştik başlarken 3.ye batıyoruz. Çekiyorum ilmeğimi diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum makasımla kesiyorum ve kesmiş olduğum ilmeği de içeriye alıyorum. Diğerlerini kaybederek örmüştük. Bakın diğerlerini kaybederek ördük. Şu en son yeşilimizin sıra geçtiğimiz yer. Diğer beyazımızı da hemen içe çekerek şu arka kısmını çeviriyoruz. Bakın şöyle alttan herhangi bir yerden alıp aşağıya doğru götürüyoruz. Kendi renklerinin içinde yapmanız çok daha güzel olur. Çünkü diğer rengin içerisinde sıkıntı oluşturabilir. Güzel görünmeyebilir. Yan dışarıya da yansırsa hoş bir görüntü ortaya çıkmaz. Evet, modelimizi bu şekilde tamamladık. Hepinizin ellerine sağlık. Elleriniz dert görmesin. Ailenizde sağlık, mutluluk, bereket eksik olmasın. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.